bu bölgede pastane, gıda sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Tabii yol kapandığından bu yana maalesef cirolarımızda ciddi anlamda bir düşüş var. Yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. Elbette proje çok güzel. Tamamlandıktan sonra da çok güzel olacağını, hepimiz için çok faydalı olacağına eminim. Ancak bu mağduriyetimizin bir an evvel sonlanması için buradaki çalışmaların çok hızlı ilerlemesi gerekiyor ki biz de bir an önce eski günlerimize dönelim diye umut ediyorum. Umarım arkadaşlar bu anlamda gerekli çabayı gösterirler. Bu yol geçtiğimiz hafta salı günü kapandı. Yani bugün aşağı yukarı bir hafta oldu. Yaklaşık 2 aylık bir sürede bu yolun bu şekilde çalışmaların devam edeceği, daha sonra yolun karşı tarafına geçeceklerini söylediler. Ama 2 ay bir mağduriyet yaşayacağız maalesef. Dükkanlarımız kira, çalışan personellerimiz var, ciddi sayıda personelimiz var. Bunların tabii maaşlarından, kiralarından, işte buradaki elektrik parasından, su parasından, enerji giderlerinden bir feragatta bulunamayacağız maalesef. Maliyetlerimiz artacak, cirolarımız düşecek. Dolayısıyla bu anlamda zarar etme ihtimalimiz çok yüksek. Şu anda bizim işimiz bıçak gibi kesilmiş bir durumda. Tabii ki belediyenin projesine saygı duyuyoruz. Yaptıkları projeden gurur duyuyoruz. Bir an önce sonuca gelmesini talep ediyoruz. Sadece biz çalışanlar değil, müşterilerimiz de şu anda mağdur durumda. Bu mağduriyetinin giderilmesini rica ediyorum. Belediyenin hızla çalışmasını rica ediyorum. Buradan bir tren geçeceği söyleniyor. İnşaat çalışmaları da gördüğüm kadarıyla çok iyi, hızlı devam ediyor. Ama tabii bu arada bizim mağduriyetlerimiz var. Bu mağduriyetler bazı esnaf arkadaşlarımızı hakikaten çok zorluyor. Bizi de aynı şekilde. Enerji giderleri ve diğer giderler malum had safhada. İşlerimiz çok elhamdülillah oluyor ama yani çok %50 kaybımız var diyebilirim. Bizim bir tane müşterimiz kalmadı ceza yemeyen. Her müşterimiz aynı dertten muzdarip. Dükkanlarımızın önüne cep istiyorum. Bu yol çalışmasından dolayı biraz mağduriyetimiz var. O mağduriyeti gidermek için çalışan belediyedeki arkadaşlarımızın 3 vardiya çalışmasını istiyoruz. Onun dışında işte bazı bizim de dükkanın giderleri var. İşimizin %70'i düştü. Ona göre yani bizim de kendimize göre bir şeylerimiz vardı. Onlar biraz kayıp oldu. Müşterilerimiz bize ulaşamıyor yol çalışmasından dolayı. Bir mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. ...2010'dan beri burada gıda üzerine çiğ köfte dükkanım var. Güzel bir işleyen dükkanımız vardı. Bunun bir iki ay, üç ay evliyattan önce bir trafik cezaları gelmeye başladı müşterimize. %50 bir kaybımız oradan oldu zaten. Tam topluyor derken bu metro çalışması başladı. Zaten gündemde vardı ama şu anda metro, yani görüşlerimize göre, ben gece gündüz burada olduğuma göre yani... ...nasıl söyleyeyim, ilerlemiyor sanki. Ya bunu biraz hızlandırsınlar, şey yapsınlar, biz de yolumuza bakalım. İşlerimiz bayağı bir düştü, müşteri gelmiyor. Yani bilen sağdan soldan geliyor ama ne kadar gelecek? Şimdi kiracıyla konuştuk mesela, adam kirayı tam istiyor mesela. Ev sahibimiz. Evet, şimdi bunun bağkuru var, vergisi var, cartı curtu var, elektriği var, ay sonu geldi, aile geçin diyoruz, 2 çocuğum var. Okula gidiyor, yani bunların masrafları var. Şu an ben karşılayamıyorum yani. Çok kötü bir mağdur durumdayım yani. Nasıl diyeyim, devletine destek istiyoruz. Böyle bir şey olsa yani, ya da dondurma gibi falan, yani ben şu anda ya ödeyemeyeceğim, ceza falan yiyecek, faiz yiyecek. Yani bir önce gece gündüz böyle çalışsınlar, yolu bitirsinler, bir önce biz de işimize bakalım bütün esnaf olarak. Rahatlayalım yani. Burada kapanan dükkan, tavuk pratik var yanımda hemen. O kapattı. Hasan Efendi kapatıyordu. 8'de kapatıyor. Normalde benimle bir gece 12'de duruyordu. Şu anda da durmuyor. Erkenden kapatıp gidiyor. Biz 96 yılından beri bu cadde üzerinde esnaflık yapıyoruz. Şimdi bu inşaatın öncesinde bir otopark sorunumuz var. Bilal Bey'in de değindiği gibi. Müşterilerimiz durup duramıyor. Bu şekilde olunca ben dükkanımı kapattım. Başka bir yere dükkan açmak zorunda kaldık. Bu da tabii çok ciddi bir ekonomik sıkıntıya yol açtı. Eleman da çıkartmak zorunda kaldık. Şimdi bizim endişemiz inşaatın bir an önce bitirilmesi, gece çalışması olmuyor.
saat 5 gibi bırakılıyor. Hani biz acaba diyoruz 24 saat çalışılsa daha mı kısa zamanda inşaat biter? Biz de dükkanlarımızı geri açarız. Bir de inşaatın sonrası bizi çok düşündürüyor. Yani bu cadde üzerinde bu esnaf arkadaşlarımızın hepimizin önünde müşterilerimizin otoparkı için bir cep olayı sözü verildi bize. İnşallah o söz tutulur da biz de dükkanlarımızı yeniden açarız. Daha önceki gibi müşterimize hizmet etmeye devam ederiz. Çünkü bu bölgede yaya trafiği neredeyse hiç yok denilecek kadar az. Tamamen oto ile geçen müşterilerimize hizmet etmekteyiz biz burada esnaf arkadaşlarla. Burada bir çarşı kültürü oldu aslında. Vatandaş da mağdur oluyor. Yani Bursa'dan iş yerinden çıkan herkes Geçit diye adlandırılan işte bu bölgede işte kasabı, manavı, baklavacısı, tatlıcısı, ekmeği her şeyi buradan almak için geliyor.